Yaşanan kazalar, yapılan protestolar ve tüm uyarılarımıza rağmen üniversite yerleşkesinin kültür mahallesine açılan kapısı önüne bir üst geçit yapılmamıştı. Ancak Akdeniz Üniversitesi öğrencisi 19 yaşındaki Aslıhan Kocapınar'ın hayatını kaybetmesi sonucu kriz yaratan o yere üst geçit yapılma kararı alınmıştı biliyorsunuz. Hatta yapımı da tamamlandı bile. Fakat öğrenciler şimdi de üst geçidin çok uzun olmasından şikayetçi. Bizim de adım adım sayarak geçtiğimiz üst geçit ortalama 400 adımda bitiyor. İşte üzerindeki tartışmalar bir türlü bitmeyen o üst geçit. Geçtiğimiz aylarda üniversite öğrencisi Aslıhan Kocapınar'ın burada yaşamını yitirmesi sonrasında üst geçit yapılması kararı alındı. Ancak öğrenciler şimdi de üst geçidin uzunluğundan şikayetçi. Biz de adım adım ilerleyerek, adımlarımızı sayarak bu üst geçidi geçeceğiz. Bakalım kaç adımda okula varmış olacağız. Öğrenciler üst geçit yapıldığı için mutlu. Fakat uzunluğuyla ilgili sistemliler. Arabalardan falan geçemiyorduk önceki geçitte. Şu an rahatladı. Ama hani birazcık mimari açıdan uzun buldum. Çünkü aşağıda sınava çalışmaya başlıyorum. İninceye kadar çalışmayı bitiriyorum. Hani bu açıdan teşekkür ederim. Bence bir sanat harikası. Yani çok yani zaman israfı gibi. Yani 10 dakikalık yolumu 17 dakika yaptı. Bence biraz daha kısa olabilirdi yani. Keşke merdiven olsaydı dedik. Asansör yapmamak için bayağı bir rampa yapmışlar ama günümüzün yarısı burada geçiyor. Peki öğrenciler ortalama kaç adımda okula ayak basabiliyor diye sorarsanız? Evet, adımlarımızı saymaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ...144, 151, 152, 154, 155, 156, 157. Evet, şu ana kadar yürüdüğümüz mesafe ortasına kadar geldik üst geçitin ve şimdiden nefes nefese kaldık diyebilirim. Saymaya devam edeceğiz. 260 diyelim, 60'ta bırakalım, unutmayalım çünkü devam edeceğiz saymaya. Şöyle bir bakıyorum, epey de bir daha yolumuz var. Ancak yarısından fazlasını tabii ki yarıladık. Devam edelim, 260'tan saymaya devam ediyoruz. 261. Bir adımda 1 metre ilerlediğimizi varsayarsak yaklaşık 400 metre uzunluğundaki bir üst geçit söz konusu. Dinlenmelerimizi saymazsak ortalama 380-400 adım arasında bitirmeniz mümkün oluyor bu üst geçidi. Görünen o ki bisiklet kullanarak geçiş yapanlar çok daha karlı. Evet, karayolları çok ilginç bir üst geçit yapmış. Herhalde asansör kullanmamak için, asansör kullandırmamak için tasarruf yapmışlar. Nasıl olsa demişler, karşı tarafta gençler var. Gençler de zaten spor yapmıyor. En azından yürüyerek karşıya geçmek için yürüsünler, spor yapsınlar diye yapmışlardır karayolları. Ben kötü niyet düşünmüyorum.